Merhabalar, ben Tuğçe. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu tarifte kruvasan poğaça yapacak annem sizlere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sözü anneme bırakıyorum. Teşekkür ederim Tuğçe'cim güzel sunumun için. Kanalımıza hoş geldiniz. Bakar mısınız hamurunun güzelliğine? Ve sizlere çok harika, mükemmel bir poğaça tarifi vereceğim. Pamuk gibi olacak. Ayrıca istediğiniz zaman hamurunu yoğurun ve poğaçanızı istediğiniz zaman yapın. Yaptığınız poğaçaları da buzluğa atarsanız aynı tazeliğini birebir korur. Ve malzemelerim 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı su ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yine açıklama kısmında ayrıntılı bir şekilde yazacağım. Tepeleme 1 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Ve yarım paket yaş maya. Yaş mayayı elimde ufalayarak ekliyorum. İsterseniz kuru maya da ekleyebilirsiniz. Fakat yaş maya ile kuru maya arasında şöyle bir fark var. Yaş maya eklediğiniz tarifler daha böyle pamuksu yumuşak oluyor. Bunu belirteyim. 2 adet yumurtam var. Yumurtanın birinin sarısını üzerine ayırdım. Diğerini beyazlarıyla birlikte içerisine ekledim. İsterseniz iki sarıyı da üzerine ayırabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Şimdi kontrollü bir şekilde unumu ekliyorum. Ben yaklaşık 4,5-5 su bardağına yakın un kullandım. Sizler de ona göre ayarlayabilirsiniz. İlk önce elime çok yapışmasın diye kaşıkla karıştırıyorum. Ve kaşıkla karıştırmam zorlaştığı esnada kaşığı sıyırıp çıkaracağım ve elimle yoğurmaya başlayacağım. Yine söylüyorum, videoda gördüğünüz gibi kontrollü bir şekilde ekliyorum unumu. Ve kaşığımı çıkardım, elimle yoğurmaya başlıyorum. Böyle yumuşak kıvamlı sakız gibi bir hamur olacak. Şunu da söyleyeyim, mayalı hamurlarınızı ne kadar çok yoğurursanız o kadar daha güzel bir hamur elde edersiniz. Sakız kıvamını alır. Yakından gösteriyorum sizlere. Hamurumun kıvamı tamam. Şimdi mayalanması için üzerini kapatıyorum ve bekliyorum. Ve dediğim gibi bu hamuru istediğiniz zaman yoğurabilirsiniz. Gece yatmadan yoğurun. Sabah kalkın, poğaçalarınızı yapın. Ve hamurumu ilk havasını biraz alıyorum. Daha sonra elimde mandalina büyüklüğünde bezeler tutacağım. Ben kruvasan poğaça yapacağım. Siz bu hamurla istediğiniz şekli vererek istediğiniz poğaçaları yapabilirsiniz. 2 yemek kaşığı kadar oda sıcaklığına getirdiğim tereyağım var. Diğer bezelerimi üzerleri kabuk bağlamasın diye kaldırdım. Ve şimdi 5 bezeme ufak ufak böyle bir kahvaltı tabağı büyüklüğü kadar açacağım ve üzerlerine ince bir tabaka halinde tereyağı süreceğim. İsterseniz merdane kullanın, isterseniz elinizle de açabilirsiniz. Ve ince bir tabaka halinde tereyağını sürün. Sırayla bütün katlara bunu yapacağım. Ve en son katı koyduğumda yağ sürmüyorum. Ve sonuncu katı da koydum ve şimdi merdane ile hafif hafif kenarlardan bastıra bastıra açmaya başlıyorum. Böyle yavaş yavaş kenarlardan bastıra bastıra açıyorum.
Üzerinde yırtılma olabilir, hiç sıkıntı değil. Zaten onu katlayacağız. Ve ben tam 16 eşit parçaya böldüm. Böldükten sonra daha önceden hazırlamış olduğum peynirli harcımı içerisine koyup katlayacağım. Hani bu dışarıdan aldığımız kruvasanlar var ya, yumuşak bir dokusu var. Bu poğaçam tam da o şekilde olacak. Böyle yumuşak, pamuk gibi bir poğaça elde edeceksiniz. Ve poğaçalarımı katlamaya başladım. Katladığım poğaçalarımı yağlı kağıt serili tepsime koydum ve üzerini şöyle bir 10-15 dakika dinlenmeleri, mayalanmaları için kapattım. Tekrar açtım. Şimdi daha önceden ayırmış olduğum yumurta sarısının üzerine biraz sıvı yağ, biraz da süt karıştırıyorum ve poğaçalarımın üzerine süreceğim. Ve biraz da üzerlerine susam serptiğim poğaçalarımı 185 derece ayarlamış olduğum fırınıma pişmeye gönderiyorum. Poğaçalarım pişti. Bakar mısınız görselinin güzelliğine? Harika bir görüntüsü var. Mutlaka deneyin ve bana yorumlarınızı atın. Ayrıca kanalımıza abone değilseniz abone ol butonuna tıklarsanız çok seviniriz. Ve birazdan sizlere iç dokusunu göstereceğim. Fakat bunu elimde böyle sıkıştırmayacağım. Bıçakla keseceğim. Ve içinin nasıl piştiğini sizlere yakından göstereceğim. Bakın altı da üstü de sağı da solu da her yeri harika pişmiş ve puf puf kabarmış bir poğaçamız oldu. Lezzetine de doyamayacaksınız. Ve bıçakla keseceğim şimdi ortasını. Harika. Pamuk gibi içini tamamen çekmiş poğaçalar. Mutlaka deneyin ve yorumlarınızı bana yazın. Ve gördüğünüz gibi ne kadar güzel piştiğini sizlere gösteriyorum. Sizlerle yeni yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Evinizden huzur ve bereket eksik olmasın. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.